aklınızda ne var Bay Byron? Anandi'yi ne zaman eve getirmeyi düşünüyorsunuz? Bu mümkün değil. Lütfen kusurumuza bakmayın. Bunun için ne yazık ki çok erken. Ama niye böyle düşünüyorsunuz? Bay Kacan, dinleyin. Bunun için henüz hazır değiliz. Bunun bilmediğim bir sebebi mi var? Hayır Bay Kacan, bunun tek sebebi çocukları düşünüyor olmamız. Bu yaramaz kız şu an evime gelmeyecek demek. Acele ettiğimden filan değil. Aslında ben de kızımı henüz vakti gelmeden göndermek istemezdim Bay Byron. Ama ne yapayım? Çünkü şöyle bir durum var. Anandi'nin annesi korkuyor, çok endişeli. Yemeden içmeden kesildi. Ana yüreği işte. Anandi onun tek kızı. Bhagwati kızını kocasının evine bir an önce göndermeyi çok istiyor. İşte bu yüzden yalvarıyorum size. Anandi'nin annesinin hatırına tekrar kararınızı bir düşünün. Bay Kacan, endişelenecek bir şey yok. Evlilik gerçekleşti. Zamanı gelince Anandi'yi getireceğiz. Siz hiç merak etmeyin. Bize düşünmek için biraz zaman verin. Tamam Bayan Sumitra. Ama ne karar verirseniz kızımı da düşünün lütfen. Lütfen onun iyiliğini düşünün. Bir baba olarak size yalvarıyorum lütfen. Bay Kacan, ne yapıyorsun? Lütfen, şerefimizi kurtarmak şu an sizin elinizde Bay Byron. Karım günlerde aynı şeyi söylüyor. Ben onu oyalayıp durdum, anlatmaya çalıştım ama nafile. Bu kez ben de korkmaya başladım. Sizin de bir kızınız var ve insan kızı için başka türlü endişe ediyor. Onu size vermezsem içim rahat etmez. Bay Kacan, lütfen. Bunu yapmanıza hiç gerek yok. Bizi utandırıyorsunuz. Bakın, siz kızınızı özenle büyüttünüz. O artık sadece sizin sorumluluğunuzda değil. O artık bizim de sorumluluğumuzda. Kız babası olarak durumunuzu çok iyi anlıyorum. Haklısınız. Emin olabilirsiniz ki Anandi sadece senin kızın değil, o artık bizim de kızımız. Çalışıyor. Yakında kayınvalidemlere gitmem gerektiğini söylüyor. Ona neden gidecekmişim dedim. O benim evime gelsin. Öyle değil mi? O kim? Kim mi? Benim kocam. Peki kocam buraya gelip ne yapacak? Burada bir sürü iş var. Babama tarla işlerinde falan yardımcı olur. Burada çalışır, iş yapar. Anne, göreceksin. Onu çok çalıştıracak. Hayvanlara yem verdirtecek. Onların sütünü sağmasını isteyeceğim. Babam yorgun döndüğünde de ayaklarına masaj yapmasını isteyeceğim.
Yapmazsa da ona dersini vereceğim. Kızım, o senin kocan, hizmetçin değil. Peki neden herkes yaşlı kimselere hizmet ediyor anne? Öğretmenim anne babaya hizmet eden mutlaka karşılığını alır demişti. Kızım, burada kocanın ailesine hizmetten bahsediyoruz biz. Doğru, ama sen ne demiştin? Hatırladın mı anne? Sen bana onun ailesinin benim de ailem olduğunu söylemiştin. Bu doğru değil mi? Kızım, öyle masumsun ki. Tanrı herkese senin gibi bir kız nasip etsin. Sıra benim. Hayır, taşları önce ben atacağım. Ben, sıra benim. Burası kimin evi? Senin. Öyleyse zarları önce ben atacağım, anlaşıldı mı? Yaramaz maymun. Evime bir daha gelirsen senden nasıl intikam aldığımı göreceksin. Ne oldu? Neden böyle üzgünsün? Babamla anneme ne oldu bilmiyorum. Karımın gelmesini onaylamadılar. Ne? Anandi'nin babası geldi ve kızlarını kabul etmelerini söyledi. Ama babam razı olmadı. Jagdish, bu haksızlık. Biliyor musun abla? Bütün arkadaşlarım benimle dalga geçecek ve bana karımın evime geleceğini söylüyorlardı. Sugna abla, benim dışımdaki bütün çocuklar törenle eşlerini yanlarına getirdiler. Bir tek ben kaldım. Bir tek sen mi varsın sanıyorsun? Senden büyük olmama rağmen babam benim veda törenimi yapmayı kabul etmedi. Aklından neler geçiyor bilmiyorum. Sumitra, kabul etmememin bir sebebi var. Jamuna'nın durumunu gördük. Bu yüzden Sugna'nın veda törenini yapmadık, öyle değil mi? Durum buyken Anandi'yi eve nasıl kabul ederiz? Nasıl Sugna bizim kızımızsa Anandi de bizim kızımız sayılır. Biz kızımızı nasıl gözetiyorsak başkasının kızını da aynı şekilde gözetmeliyiz. Doğru olan bu. Hayır Sumitra. Anandi'nin geleceğiyle oynamaya hakkımız yok. Jamuna'nın yaptığı hatayı tekrarlamak istemiyorum. Dinle beni. İkimiz de iyi biliyoruz ki zamanında tedavi yapılsaydı Jamuna'nın hayatını kurtarabilirdik. Ama doktorun tavsiyelerine uymadık. Böyle bir şeyin gelinime olmasına asla izin vermem. Çünkü ben ona kendi kızım gibi sahip çıkacağım. Sence ben onun kötülüğünü ister miyim ha? Sence ona bu kötülüğü yapabilir miyim? Beni anlamıyorsun Sumitra. Öyleyse sen beni anlamıyorsun. Senden rica ediyorum. Sugna'yı göndermeden önce Anandi'yi eve getirmeni istiyorum. Anandi ile arkadaş olurlar. Bana sorarsan ikisi bir araya gelip vakit geçirirse daha iyi olur. Bu aralarında güçlü bir bağ kurar. Sumitra, peki ne fark eder ki? Doğrusunu istersen biraz bencillik ediyorum. Sugna'yı gönderdiğimde evde yalnız kalmak istemiyorum.
Sugna'nın yokluğunda anan de bizimle kalırsa biraz olsun avunabilirim. Seni şimdi anlıyorum. Söz veriyorum ona göz kulak olurum. Annesini özletmem. Ona kendi kızım gibi bakarım. Aferin size. Kendi kızınız için endişeleniyorsunuz. Ne değişti söyleyin bakalım. Bayron, buna sen mi karar verdin? Gelinimiz eve ne zaman geliyor? Sumitra, çok vaktimiz yok. Jagdish'in karısını eve getirme hazırlıklarına başlamalıyız. Vay Bayron, aferin sana. Kızınla oğlun için farklı kuralların var, öyle mi? Sugna'nın kayınvalidesinin önünde erken evliliğin sorunlarını anlatıyordun. Onlara genç yaşta hamileliğin annenin sağlığını nasıl kötü etkilediğini anlatmıyor muydun? Tüm bunları sen söylemedin mi? Oysa Anandi Sugna'dan küçük, değil mi? Bu endişelerin Anandi'nin başına gelebilir. Böyle bir şey olursa ha? Ne yapacaksın? Abi, Anandi bu eve gelecek. Ama Jagdish ve Anandi çocuk bakacak kadar büyümeden aynı odayı paylaşmayacaklar kesinlikle. Ciddi misin Jagu? Evet. Söylesene Jagu, karın nasıl biri? Senden daha mı genç yoksa yaşlı mı? Hey seni aptal. Kadınlar kocalarından daima gençtir. Babaannem öyle diyor. Anlaşıldı mı? Jagu çok şanslısın. Söylesene bize ne zaman ziyafet vereceksin? Söz vermiştin, hatırlasana. Bize ziyafet sözü verdin. Ha, elbette hatırlıyorum. Size hangi yemeği isterseniz vereceğim. O şımarık kızın teki. Şimdi Jagdish'in kim olduğunu ona göstereceğim. Jagu, ona şımarık kız demekten vazgeç. O senin karın. Bütün hayatını onunla geçirmek zorundasın. Ona böyle isimler vermemelisin Jagu. Ne? Neden hayatımı onunla geçirecekmişim? Aptalın tekisin. Zavallı kız başka nereye gidecek? Kocasıyla kalacak, değil mi? Senin evinde ve senin odanda kalacak Jagu. Aman tanrım. Benim odamda mı kalacak? Başka nerede kalabilir ki? Artık ailemizin bir parçası. Ama anne, burada nasıl kalır? Jagdish, gelenek böyle. Kızların evlendikten sonra kocasının evinde kalması gerekir. Şu giysileri ver. Giysilerimi ne yapıyorsun? Ben mi gidiyorum? Sen neden gidecekmişsin? Yeni eve gitmek istemiyor musun? Artık hazırlıklara başlasak iyi olacak. Daha sonra vaktimiz olmayacak. Her şey üst üste gelecek. Anne, söylesene, yeni evimiz güzel mi? Güzel ve çok büyük. Senin odan da büyük olacak. Yeni evimize geleceği için Anandi çok şanslı. O şımarık mı? Ne? Sumitra, bana biraz nakit lazım. Kasaya baksana, pederle buluşacağım. Gelinimizi eve getirmek için en uygun zamanı ayarlamalıyız. Yani evimizi dekore etmemiz gerek. Anandi'nin ailesine geleceğimizi haber verdin mi? Verdim tabii ki. Dinkar'a onlara haber vermesini söyledim. Yeni eve yeni gelinle gitmek istediğini söylememiş miydin? Bak, dileğin gerçek oldu. Artık mutlusun. Bence bu hayatımızın en mutlu günü olacak. İnan bana. Hadi sen şimdi bana biraz para getir. Aa, olamaz. Bu şımarık kız evimizde kalacak. Tamam, evime gelmesine izin veririm. Ama kuralları ben koyarım, haberi olsun. Klimanın altında ancak ben uyurum. O şımarığı da yerde yatıracağım. Uykudayken de saçının örgüsünden çekeceğim. Bu korkuyla 2 güne kalmaz kaçar gider. Böylelikle ona gününü göstereceğim.
Evladım, okuldan döndün mü? Gel bakalım. Söylesene peder. Anneannenin veda töreni için uygun zaman nedir? Peder Bey, söyler misiniz? Neden bu kadar düşünmeniz gerekiyor? Sabırlı ol. Uygun zaman 2 yıl sonra. 2 yıl sonra mı? Yani benim eşim 2 yıl sonra mı gelecek? Baba, ama ben 2 yıl daha bekleyemem. Köyde evlenen herkesin karısı yanında. Hepsine karıları hizmet ediyor. Sadece benim karım gelmedi. Arkadaşlarıma karım 2 yıl sonra gelecek deyince herkes benimle dalga geçecek. Sonra herkese rezil olacağım. Dinle, gel buraya. Hadi gel. Kes şunu evlat. Sadece şaka yapıyordum. Yakında kutlayacağımız festival günü bunun için en uygun zaman olacaktır. Baba, gidip herkese yakında karımın eve geleceğini söyleyeyim mi? Ne dersin? Hadi git. Dur, bir şey yemedin. Sonra yerim. Gelinim, mutlu musun? Gelini getirmek için hazırlıklara bir an önce başlayalım. Bütün akrabalarımızı davet edeceğiz. Peki anne. Beni dinleyin. Her şey geleneklere uygun ve görkemli bir şekilde yapılmalı ha. Dünürümüze söyleyin. Evlilik sırasında yaptığı hataları bir daha tekrarlamasın. Bu kez dikkatli olmak zorunda ha. Ben izninizi isteyeyim efendim. Törenler için tekrar görüşürüz. Tanrım, anneannenin eşinin ailesi bizi evlerine kabul ettiği için sana minnettarım. Mabede çıplak ayakla geleceğim. Kendi ellerimle adaklar sunacağım. Ayrıca fakir çocuklara da yardım edeceğim. Bagu yeter. Duayı bu kadar uzatırsan bu işleri kim yapacak? Gel artık. Kızımızın veda töreni için hazırlıklara başlamak istemiyor musun? Anandı için süsler alacağız, giysiler alacağız. Ama ayrıca kayınlarımıza ve akrabalara bir sürü hediyeler almalıyız. Para işlerini filan ben hallederim canım. Diğer şeylerle de sen ilgilen, tamam mı? Dinle. Evet. Gerekirse bütün mücevherleri rehin ver. Bizim tarafımızda sakın bir eksik olmasın. Ne de olsa o tek kızımız. Elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Para işini sorun etme. Damadın ailesinin önünde kızımın küçük düşmesine katlanamam. Mücevherlerini satayım da kızımıza veda töreni yapalım. Ben o kadar muhtaç değilim. Bunun için endişe etme. Ona çok güzel bir veda töreni yapacağız. Ben anneanneyi büyük sevgi ve özenle büyüttüm. O gittikten sonra ikimiz yapayalnız kalacağız. Ama olsun. O yeni evinde mutlu olsun. Biz artık yaşlandık. Bundan sonra ne kadar yaşayacağımızı kim bilebilir? Bagu. Canım, o nasıl söz öyle? Bir anne böyle davranmamalı. Kızın gittikten sonra kendini hiç mi düşünmeyeceksin yani? Bence dua etmelisin. Torunlarımızı büyütecek kadar ömür istemelisin. Anneannenin gelin gittiği evde mutlu olacağından eminim. Artık merak etme. Anne. Salçayı nereye koydun? Sos yapmak istiyorum.
Sen bırak kızım. Sosu ben yaparım. Sen dinlen. Bir şey daha. Bugünden itibaren senin mutfağa girmene gerek yok. Bütün ev işlerini ben yapacağım. Neden? Yaptığım yemekleri beğenmiyor musun yoksa? Evladım, sen zaten bu işleri ömür boyu yapacaksın. Hayat, sadece birkaç gün kaldı. Ben kendi ellerimle pişirip sana yedireceğim. Yeter ki üzülme. Sen bizim için çok önemlisin. Hey Jagdish, bugün çok yakışıklı görünüyorsun. Jagu, bugün karın evine geliyor değil mi? Çok yakışıklı görünüyorsun. O ceket senin mi yoksa kiraladınız mı? Thank you.
Seni gördüğüme çok sevindim. Gelmen bizim için büyük bir onur. Nasıl kaçırırdık? Ne de olsa biz artık akrabayız, öyle değil mi? Oğlun nerede peki? Getirmedin mi onu? O da gelmek istedi. Ama sınavları var. Onlara hazırlanıyor. Tabii. Ayrıca lisans eğitimi için üniversiteye başvuracak. Damat bu yüzden gelemedi. Doğru. Eğitim onun için şu anda tabii ki daha önemli. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi tereyağıyla pişirilmiş bu pilavı kocana yedir. Cagdış, şimdi sen de bu pilavı ellerinle karına yedir. Şimdi ikiniz de dua edin. Kızım, sen şimdi elinin izini duvara sür. Kız annesi iki kere acıya dayanmak zorundadır. Önce doğum yaparken, sonra da onu gelin gönderirken. Bir kız kocasının evine gitmek zorunda. Ailesinin evinde kalamaz. Sugna, git gelini çağır.
Anandi, gel hadi arabaya otur. Ben mi? Arabada mı oturayım evet. Yani? Çünkü sen artık bizim eve geliyorsun. Neden senin evine gidecekmişim? Anne baksana ne diyor bu? Ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Hey nereye gidiyorsun? Kocanın evine gitmek istemiyor musun? Hı? Hayır ben ailemi bırakıp gitmem. Hayır gitmeyeceğim. Kızım bak bugün aileni bırakıp gitmek zorundasın. Hayır baba gitmeyeceğim. Ölürüm de buradan bir yere gitmem. Kızım böyle kötü şeyler söyleme. Git evladım. Git hadi. Anne babam ne diyor duyuyor musun? Beni neden gönderiyorsunuz? Ben bir yere gitmek istemiyorum. Hayatım artık yeni evine gitmek zorundasın. Anne ben bir şey yapmadım. Neden beni uzaklara gönderiyorsunuz? Her dediğinizi yapıyorum. Neden beni gönderiyorsunuz? Onun bizimle kalabileceğini söylemiştin. Peki neden ben gitmek zorundayım? Gitmek istemiyorum. Hadi. Anne. Hadi kızım. Anne. Baba gitmek istemiyorum. Anandi? Ben evime gitmek istiyorum. Annemle babama gitmek istiyorum. Hayır bizimle geliyorsun. Hayır. Annemle babama Anandi. Gitmek istiyorum. Lütfen ağlama hadi sil gözyaşlarını.
Anne. Ben geri dönmek istiyorum. Gitmek istemiyorum. Sakin ol hayatım. Ağlama. Hı? Dönmek istiyorum. Anandi. Baba, neden bu kadar çok ağlıyor? Küçük de ondan. Ben de küçüğüm. Ama o ailesinden ayrıldı. Onları özlüyor olmalı. Bence anlayış göster. Öyleyse onu evine götürün. Onu evine nasıl götürürüz? Sen onunla evlendin. Öyleyse neden anneme zorluk çıkarıyor? Oğlum, ona zorluk çıkarmıyor. Annen onu teselli etmeye çalışıyor. Gitmek istiyorum. Ama annemin başka çocukları sevmesi hiç hoşuma gitmiyor baba. Başka çocuk mu? O senin karın. Söylesene, kıskanıyorsun öyle değil mi? Peki kıskançlık ne demek? Kıskançlık sakin şey demek. Anandi kızım, dışarıya bak. Ne kadar da güzel. Ben bir şey görmek istemiyorum. Anandi kızım, ağlaman işe yaramaz. Bu bir gelenek. Her kız evlendikten sonra kocasının evine gitmek zorundadır. Bunu bilmiyordum. Annem evlendikten sonra onlardan ayrılacağımı ve başka bir eve gideceğimi söyleseydi asla evlenmezdim. Neden böyle söylüyorsun? Bizim eve gelmenin ne sakıncası var ki? Hem bizimle gelirsen göreceksin, annem seni tatlılarla besleyecek. İstediğin her şey senin olacak. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorsun. Biliyorum. Bunları beni götürüp ev işi yaptırmak istediğiniz için söylüyorsunuz. Tıpkı Rani ablamın yengesini sürekli çalıştırdığı gibi. Rani abla bu yüzden öldü. Hayır evladım, öyle söyleme. Sen bizim gelinimiz değilsin. Bizim sevgili kızımızsın. Doğru söylüyorum. Ama zaten sizin kızınız var. Peki neden ailemle kalmama izin vermiyorsunuz? Annemle babam beni özlüyor olmalı. Ben onların yanına gitmek istiyorum. Anne, bu aksi şeyle sen ilgilen. Şşt. Gördün mü? Bana kötü söz söyledi. Ben kötü söz söylemedim. Söyledin. Bana aksi şey dedin. Aksi şey kötü söz değildi. Hayır, kötüdür. Kötü değil. Neden ablama sorun yaratıyorsun? Bana kötü davranıyor. Hayır, o kötü falan değil. Ha, kötüdür. Ben sana olmadığını söyledim. Kötü. Durun bir dakika, kesin şunu. Anandı evladım, ağlamamalısın. Jagdish, sen de onunla tartışma. Neden onun tarafını tutuyorsun? Onun tarafını tutmuyorum. O senin karın ve ağlıyor. Onu rahatlatmaya çalışıyorum. Bak bakalım, ağlamasını durdurabilecek misin? Aç olduğunu biliyorum anne. Ona biraz ladu verirsen hemen susacaktır. Büyük anne, ona biraz ladu ver. Vereyim prensim. Annemle babamı istiyorum. Al. Al anne, ona bu tatlıyı ver. O senin karın, onu sen ver. İşte, al bunu ye. Şunu hemen ye. Otobüs mola verdiğinde daha lezzetli şeyler alırız sana. Anandi? Neler oluyor, ha? Neden gereksiz yere olay yaratıyorsun ha? Ailesinden ilk ayrılan, kocasının ailesinin evine giden ilk kız sen değilsin ha? Bu bir gelenek, bütün kızlar bunu yapar. Annen sana bunu söylemedi mi ha? Bunu neden yaptın? Yiyecekleri ayak altına neden atıyorsun? Nimet'e hakaret ediyorsun. Baban sana böyle mi öğretti? Ha, söylesene bana. Neden babamı buna karıştırıyorsun? Benim annemle babam dünyanın en iyi insanlarıdır. Annem burada olsaydı seni azarlardı.
Anneanne bu kadar yeter. Sus artık. Şuna bir bak. He? Hey Baron. Eve nasıl bir gelin getirmişsin? He? Masum görünüyor. Ama dili çok uzun. Anne, bu kızı asla idare edemeyiz. Ben geri dönelim, onu ailesine geri bırakalım derim. He? Hey şoför, arabayı geri çevir. Abi ne diyorsun sen? Anne, o sadece bir çocuk. Sözlerini neden ciddiye alıyorsunuz? O evinden hiç ayrılmadı. Siz merak etmeyin, onun sorumluluğunu ben alırım. Böyle bir şey bir daha olmayacak. Hı? Anne, bir kız çocuğunu dahi idare edemediğimiz ortaya çıkarsa haysiyetimiz toplumda ayaklar altına alınır. Lütfen hepiniz oturun. Oturun, Sumitra onunla ilgilenecek. Hadi oturun. Sakin olun, hadi. Otobüsü sür. Otobüsü neden geri döndürmedin? Ben annemle babamın yanına gitmek istiyorum. Aman bir kızım. Sen benim sevgili kızımsın. Ağlama. Büyüklerle bu şekilde konuşulmaz. Ondan hiç hoşlanmıyorum. Şşt. Tamam, söyle bana. Jagdish'ten hoşlanıyor musun ha? Hayır. O bana şımarık diyor çünkü. Bu kimseden hoşlanmadığın anlamına mı geliyor ha? Hayır. Benden bile mi? Senden hoşlanıyorum. Gerçekten mi? Evet. Eve gittiğimde bütün arkadaşlarıma senin başka kayınvalidelere hiç benzemediğini söyleyeceğim. Kayınvalideler kötü müdür? Bilmiyor musun? Kayınvalideler çok kötüdür. Bütün arkadaşlarım böyle söylüyor. Bütün arkadaşların yanlış söylüyor. Her kayınvalide kötü değildir. Beni de annen gibi düşünmelisin. Annen olmasa da seni kendi annen kadar sevebilirler. Ama benim annem evde kaldı. Bir kayınvalide anne kadar çok sevemez. Senin kayınvaliden seni çok mu seviyor peki? Sessiz ol, yoksa başın derde girecek. Eve gitmek istiyorum. Şimdi hemen ağlamayı kesersen seni annenle babana götüreceğim, tamam mı? Anlaştık mı? Ne zaman? Bugün mü? Bugün değil ama yakında. Söz verir misin? Söz veririm, tamam mı? Şimdi uyu hadi. Efendim. Efendim. Ne var? Yemek hazır. Bakvit'i de yemeğe çağırır mısınız? Sen bir tabak hazırla, ben götürürüm. Peki. Thank you.
Buna daha ne kadar devam edeceksin söyler misin? Bugün ya da yarın Anandi'den ayrılacaktık işte. Evet. Ama ondan bu kadar çabuk ayrılacağımı hiç düşünmemiştim Kacan. Ama kızımızı göndermek konusunda inatçı olan sendin. İnatçılık değildi. Sadece çok korkuyordum. Peki bu üzüntün niye? Kızım bu evden sonsuza dek ayrıldı. Nasıl üzülmeyeyim ki? Bu seni de üzmüyor mu? Hayır dersem yalan söylemiş olurum. Sen bana hep annelik sorumluluğundan bahsediyorsun ya canım. Benim halim daha zor. Yüreğime taş basıp güçlü olmam gerekiyor. Canım... Kızımız kocasının yanında mutlu olur. Evet. Ama Anandimiz bu yükü kaldırabilecek mi? Yine başlamasan olmaz mı? Nasıl başlamayayım? Onlar zengin insanlar. Yaşam tarzları, giyim tarzları, yürüyüşleri bile. Her şeyleri bizden farklı. Hem ayrıca kızımız bizden ilk kez ayrılıyor. Yeni bir ev, yeni bir aile, farklı bir yaşam biçimi, yeni anne ve baba. Jagdish'in anne babası ne kadar sevgi dolu görmedin mi? Söylesene. Eminim ona bizi özletmeyeceklerdir. Ama kızımız bizimle yaşamaya alışkın. Hep yanında olmamızı bekliyor Kacan. Biliyorsun, bunca yıl hep yanında olduk. Asla yalnız kalmadı. Onu hep koruduk ve sorunlarını çözmesine yardım ettik. Anandi'nin ev işi yapmasına bile izin vermedim. Daha yeni öğrenmeye başlamıştı. Ama şimdi artık o ailenin gelini. Ev işlerine onun göz kulak olması gerekecek. Bunu yapabilecek mi dersin? Ha? Ya yapamazsa? Jagdish'im babaannesinin kızımı azarlayacağından korkuyorum. Sen nasıl olduğunu biliyorsun değil mi? Anneannemiz çok hassas ve yumuşak kalplidir. Acı çeker, incinir. İhtiyacı olunca kime söyleyecek Kacan? Canım, ben eminim Tanrı kızımızın yardımcısı olacak. Al, yemeğini ye. İki gündür hiçbir şey yemedin. Biraz ye. Hadi. Yemek istemiyorum. Kızım olmadan boğazımdan geçmez. Kızım bir şey yedi mi bilmiyorum bile. Eminim herkesin karnı acıkmıştır. Hadi bir şeyler yiyelim. Baba, annem gelmiyor mu? Gelecek evladım. Sen gel hadi.
Anne, sen yemeğe gelmiyor musun? Hayır oğlum, sen git. Ben onu uyandırınca yanınıza gelirim. Anandi, Anandi kalk evladım. Anandi, hadi kalk Anandi, bir şeyler ye. Anandi. Anandi uyansana. Annem sana diyor, duymuyor musun? Şey, ne oldu? Herkes yemek için indi. Sen de aç olmalısın. Hadi bir şeyler ye. Hayır, yemek istemiyorum. Hadi en azından aşağı inip bir kendin bak. Burada çok güzel yemekler var. Seninle asla bir yere gitmem. Peki o zaman, burada öl. Jagdish. En azından benimle gelir misin Anandi? Hayır, çok uykum var. Dışarıda herkes dans ediyor. Hı-hı. Gidip bakalım mı? Evet ama bir şartım var. Neymiş? Bir şeyler yiyeceksin. Tamam, yiyeceğim. Peki, gidelim öyleyse. Jagdish, orada dikilip duracak mısın öyle? Gel bize katıl hadi. Gel hadi. Dans etmeyi bilmiyor bile. Bir maymun gibi zıplayıp duruyor. Buldun. Evet. Sanki sen çok iyi dans edebiliyorsun da. Ben okulda en iyisiydim. Nereden bileyim? Kanıtla öyleyse. Jagdish, karın gerçekten çok güzel dans ediyor. Evet, sen ona asla ayak uyduramazsın. Dur evladım, bu kadar yeter, hadi. Hayır, biraz daha. Hayır evladım, geç oldu. Hadi buradan gidelim. Sugna, Jagdish gelin. Herkes yemeğini yesin. Anne, şurada biri şeker kamışı satıyor. Alabilir miyim? Şeker kamışı mı? Yemek istemiyor musun? Sonra yerim ama önce şeker kamışı istiyorum. Beni dinlemeyeceksin. Al şu parayı öyleyse. Tamam. Çabuk ol. Tamam, ben de istiyorum. Onu da yanında götür ama annem sormadan geri gelin. Tamam mı? Çabuk olun, hadi acele edin. Tamam. Güzelmiş değil mi? Çok suluymuş. Biliyor musun, Pratap bana bundan hep getirir. O senin kocan öyle değil mi? Her gün sana şeker kamışı mı getiriyor? Her gün değil, sadece benimle buluşmaya geldiğinde getiriyor. O seninle yaşamıyor mu? Hayır, o kendi evinde kalıyor. Ama evlendikten sonra karıyla kocanın birlikte kalması gerekmiyor mu? Veda törenim henüz yapılmadı. Neden yapılmadı? Annemle babam hayır dedi. Bunun için daha küçük olduğumu düşünüyorlarmış. Küçük mü? Ama sen benden daha büyüksün. Evet doğru. Senin törenin yapıldı ama beni kayınvalidemin evine göndermeye hazır değiller. Zavallı Pratap uzun zamandır beni bekliyor. Aslında onların yanına gitmemen daha iyi. Kayınvalidelerin zalim olduğunu bilmiyor musun? Hem kocan da Jagdish gibi ise o zaman bütün gün seninle tartışacaktır. Benim Pratap'ım Jagdish gibi değil. O beni gerçekten seviyor.
Kötü olan ne? Seni sevmesi. Sevgi kötü bir şey değildir. Eğer eşler birbirini sevmezse o zaman nasıl bir arada kalabilirler ki? Hı? Senin de Cagdış'ı sevmeye başlaman gerekiyor. Tanrım, hayır, asla yapmam. Git başımdan. Senin gibi bir şımarık maymunla konuşmam bile. Sana otobüsten inip yemek yemeni söyledim de bana surat astın. Şimdi de gitmiş şeker kamışı yiyorsun. Babaannemi çağırayım mı? Bak, çağırıyorum. Lütfen Cagdış. Babaanneme şeker kamışı yediğimizi söyleme. Eğer öğrenirse işte o zaman bizi güzelce azarlar. Öyleyse bu şımarık kızdan benden özür dilemesini istemen gerekiyor. Neden özür dileyecekmişim? Ben ne yaptım ki? Bu şımarık kızdan benden özür dilemesini iste. Yoksa sizi babaanneme şikayet ederim. Lütfen özür dile Anandi. Yoksa babaannemi çağıracağım. Ben özür dilemem. Lütfen özür dile Anandi. Babaannem gelirse seninle birlikte beni de azarlayacaktır. Özür dilemeyeceğim. Hem de ondan. Tamam, benim için özür dileyemez misin? Anandi, lütfen özür dile. Yoksa babaannem beni çok azarlayacak. Sadece senin için. Tamam, benim için. Özür dilerim. Şımarık şey. Maymun. Fare. Anandi, acele etmemiz gerek. Herkes yemeğini yemiş olmalı. Bir tek biz kaldık. Dinle. Çocuklara yemek verdikten sonra geleceğim. Çocuklar daha yemeklerini yemedi mi? Git hadi. Siz ikiniz neredeydiniz? Çabuk yemeğinizi yiyin hadi. Aman tanrım. Ne çok yiyecek var. Bunlar kimin için? Senin için. Başka kim için olabilir? Hadi ye. Kayınvalide bu. Şşt. Hayır, kayınvalide değil. Kayınvalide demezsem ne diyeceğim peki? Bana anne de. Hı? Ama annem burada değil ki. Benim evimde. Sana düğün gününde ne söyledim hatırlıyor musun? Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Sen benim gelinim değilsin. Sen benim kızımsın. Hı? Bana anne de. Sen ne diyordun? Diyordum ki bir dükkanda yemek yiyenin para vermesi gerekir. Adı Ruko olan bir arkadaşım var. Bir gün onun babası ikimizi de bir panayıra götürdü. Orada buna benzer bir dükkanda yemek yemiştik. Burası bir dükkan değil, bir lokanta. Elbette ki aldığın şeylerin parasını senin ödemen gerekmiyor. Sadece bu kadar param var. Başka da... Neden gülüyorlar? Böyle konuşursan gülerler tabii. Ne dedim ki? Bugünden itibaren bütün harcamalarını biz karşılayacağız. Bütün harcamalarımı mı? Bütün harcamalarını. Yani giysilerimi de mi? Evet, her şeyini. Hadi yemeğini bitir. Çocuklar, burada oturup kaldınız. Yemeğinizi yediyseniz hemen gidelim. Geceyi burada mı geçirmek istiyorsunuz? Hadi hemen yemeğinizi bitirin. Güneş batmadan hoş geldin törenini tamamlamamız gerek. Hoş geldin töreni mi? Evet kızım. Bugün biz de seninle yeni evimize ilk kez gireceğiz, biliyor musun? Yeni ev mi? Hı-hı. Sumitra, ne kadar şanslı kadınsın. Yeni gelinin geldi ve yeni evine taşınıyorsun.
Hadi sıkma. Yeni gelin yeni eve uğur getirecek mi? Birkaç güne bunu göreceğiz. Gelin eve girdiği anda her şey netleşir. Kalyani teyze gelinin bu eve mutluluk mu sorun mu getireceğini anlayacaktır. Ramkali, mantıksız konuşmayı kes. Sana şunu söyleyeyim. Ailem asla böyle şeylere kulak asmaz ha. Bunda şüphe yok. Dahası önümüzdeki 4 ay içinde 20 dönüm arazi alacağım. Bunu kendi gözlerinizle göreceksiniz, anladınız mı? Aman Tanrım, ne kadar da büyük bir ev. Eminim burada en az 100 kişi yaşayabilir. Jagdish, lütfen bekle. Nasıl böyle girersin? Önce kardeşine bir hediye vermen gerekir. Sana hiçbir şey vermem. Öyle mi? Neden vereyim? Herkesin buna hediye vermesinden sıkıldım. Neden hediye verecekmişim? Ben senin ablanım. Bana hediye vermen gerek. Ama ben de senin kardeşinim. Bana kim hediye verecek? Baba, bir şey söyle. Jagdish, anlamalısın evladım. Anneannenin aldığı bütün hediyelerde senin de hakkın var. Ama babaanne... Ablama verecek bir hediyem yok benim. Jagdish, ona bir şey vermen gerekmez. Onunla baban ilgilenir, tamam mı? Hadi Byron, Jagdish'in adına Sugna'ya bir hediye ver. Anandi, evladım önce bu çömleği sağ ayağınla tekmele devir, sonra da içeri gir. Aman Tanrım, ne kadar büyük bir ev. Eminim burada en az 100 kişi yaşayabilir. Bu koca evde saklambaç oynamak çok eğlenceli olacaktır, eminim. Anandi hayatım, ne düşünüyorsun? Çömleği sağ ayağınla devir, sonra da içeri gir, tamam mı? Aman Tanrım! Ne yaptın sen çocuk? Yanlış ayakla devirdin. Sağla sol ayak arasındaki farkı bilmez misin? İlk günde uğursuzluk getirdin.
Tanrım. Neden böyle bir gelin almamız gerekti? Başından beri davranışlarını uygun görmedim zaten. Ama bu yaşlı kadını dinleyen kim? Bunlar senin adam Bayron. Onu seçen sensin. Ona metiyeler okuyan sendin. Şimdi ne diyeceksin? Bak da ayağını eve ilk attığı gün bir sürü uğursuzluk getirdi. Yapma anne. Böyle şeylerin önemli olduğuna inanmıyorum. Sen de göreceksin. Anandil'in ailemize uğur getireceğini kanıtlayacağından eminim. Hepiniz göreceksiniz. Ah, göreceğim tabii. Anne, sen lütfen endişe etme. Ben ona her şeyi öğretirim. Böyle bir şey bir daha yapmayacaktır. Beni dinle. Bu senin sağ ayağın, bu da sol ayağın. Bu çömleği sağ ayağınla tekmelemen gerekiyor. Anladın mı? Hadi. Caktiş evladım, bütün tepsileri kılıcın yardımıyla Anandi'nin önünde yerleştirmen gerekiyor. Anandi, senin de her tepsiyi toplayıp annemin kucağına koyman gerek. Anlaşıldı mı? Tamam. Caktiş, oynamayı bırak da yap evladım, hadi. Burada hiç kimse gelenek ve görenekleri ciddiye almıyor, öyle mi? Bu gelenekler çocuk oyuncağı değil. Anne, onlar daha çocuk. Hadi oğlum.
Hadi onu anneme ver. Dikkat et kızım, dikkat et. Bir günde bütün uğursuzlukları yapmaya karar mı verdi? Dikkatli dinle. Daha fazla hata yapmaya hakkın yok. Bu Jack Dishim'in gelinine aile yadigarı bir kolye. Ne kadar büyük bir kolye. Artık ailemizin bir parçası olduğundan bu senindir. Kardeşim, artık kolyeyi aldığına göre şimdi annemin duasını almak istemez misin? Kızım, daima mutlu ol. Anne, peki bana bir şey yok mu? Ne istiyorsun oğlum? O istemeden bütün hediyeleri alıyor. Ama peki ya ben ne olacağım? Onu buraya kim getirdi? Bu kolyeyi takmak ister misin? Neden lafımızı kesiyorsun? Burası benim evim. Beni dövmek zorunda bırakma sakın. Jagdish, zaten annesiyle babasını özlüyor. Onunla bu şekilde konuşma. Konuşursam ne olur? Seni babaannene şikayet ederim. Bu kadar yeter. Pekala. Öyleyse artık çifti dua odasına götürün. Hadi evladım. Bu yaramaz oğlanı şikayet etmemiz gerek. Otur. Anneanne evladım, elini tepsiye batırmalısın. Sonra da boyalı elini duvara sür. Aa evet, bu çok eğlenceli olacak. Buraya daha önce geldiğimde annem de bana aynı şeyi yaptırmıştı. Hatırlıyorum. Anneanne ne oldu? Neden ağlıyorsun? Annemi özlüyorum. Ben anneme gitmek istiyorum. Pekala, bak beni dinle. Anneni seninle olması için buraya çağıracağım, tamam mı? Anlaştık mı? Hayır, ben ona şimdi gitmek istiyorum. Ama anneanne, çok geç oldu. Dışarısı çok karanlık. Eminim etrafta vahşi hayvanlar dolanıyor olmalı. Öyle mi? Hı? Doğru diyorum. Birkaç gün önce kurdun küçük bir kızı götürdüğünü duydum. Ay aman tanrım. Öyleyse eve falan gitmem. Korkağın tekisin. Ben karanlıkta tarlalara bile gidebilirim. Ne bekliyorsun öyleyse? Hadi gitsene. Maymun. Fare. Çok sinir bozucusun. Sen de cadının tekisin. Hem de korkağın tekisin. Anne bana ne dediğini duydun mu? Jagdish, onu neden kızdırıyorsun? Ne olmuş yani anne? Artık kesin bakalım. Neden hiçbir şey ciddiye almıyorsunuz? Sumitra. Gecenin kalanını elinin izini duvara çıkarmasını bekleyerek mi geçireceksin ha? Bütün misafirlerimiz dışarıda sizi bekliyor. Tamamlamanız gereken bir sürü şey var. Peki anne, neredeyse bitti. Hadi anneanne, hızlı ol kızım, hadi. Şey anne, ben çok açım. Ben de. Galiba açlıktan öleceğim anne. Pekala. Birkaç şey daha kaldı. Onları da bitirdiğinizde ikiniz de kendi ellerimle besleyeceğim, tamam mı? Bolca tatlımız var. Nohut, helva, bazlama. Her şey. Hadi kızım acele edin. Hadi, şimdi ikiniz karşılıklı oturun. Onun karşısına asla oturmam. İğrenç. Bana yine hakaret ediyor. Ben burada yaşamak istemiyorum. Ben evime gitmek istiyorum. Ağlama anneanne, tamam mı? Sen onun söylediklerini ciddiye alma. O hep böyledir. Sen çok güzel bir kızsın. Jagdish, onunla bir daha böyle konuşma. Hey, torunuma neden bağırıyorsun? Saçmalıklarına müsamaha göstermek istiyorsan sorun değil. Ama gelecekte başımıza büyük dert olacak. Ben başınıza neden büyük dert olayım ki? Şşş,
Neden konuşarak vakit kaybediyorsunuz bilmiyorum. Herkes zaten çok yorgun. Ritüelleri olabildiğince hızlı bitirin ki herkes evine dönsün. Jagdish sen de... Sus artık. Annenin dediklerini yap hadi. Otur şimdi hadi. Şimdi yüzü atıyorum. Bakalım onu hanginiz önce bulacak? Onu ilk bulan. Ben buldum. Gördün mü? Jagdish onu yendi. Hile yaptın. Byron. Şimdi sıradaki ritüel başlasın. Peki anne. Sukna sen kenara çekil. Kızım dinle şimdi. Bunu ellerine daldıracaksın. Avucunda ne kadar para tutabilirsen senin olacak. Baba ben de parayı istiyorum. Hayır hayır Jagdish. Bu gelenek sadece gelinler için. Ne olmuş yani? Ben de parayı istiyorum. Eğer ben almazsam onun da parayı almasına izin vermem. İzin vermek zorundasın oğlum. Hayır. Ben para alamazsam onun da para almasına izin vermem. Ben gidiyorum. Jagdish nereye gidiyorsun? Otur. Burada olmak istemiyorum baba. Benim dışımda herkes bir şeyler alıyor. Jagdish sen en iyi hediyeyi aldın oğlum. Çok mutlu olacaksın. Gel. Evet efendim. Şu bisikleti buraya getir hemen. Peki. Bisiklet mi? Evet. Bisiklet. Dur Jagdish. Önce ritüelleri bitirmen gerekiyor. Anne bir tur atmama izin ver. Söz veriyorum hemen dönerim. Tamam. Git öyleyse git. Söyle bakalım ne yapmamı istiyorsun? Otur. Hayatında böyle bisiklet gördün mü? Baba ben de bisiklet istiyorum. Bana da vermezseniz evime geri giderim. Anandi. Sana bir sürü elbise verildi. Hediyeler, mücevherler, para. Bisikleti ne yapacaksın? O erkekler için. Ben başka bir şey istemiyorum. Sadece bisiklet istiyorum. Mücevherlerinizi geri alabilirsiniz. Ey kızım. Uslu ol bakalım. Zaten saçmaladım büyüdüğünde de sorun olacağına eminim. Anne, anne gelin neden ağlatıyorsun? Sinirlerimi bozuyor. Bırak konuşsun. Bunun bir an önce bitmesini istiyorum. Çocuklar yorgun bu yüzden uysuzlanıyorlar. Anandi kızım. Sana da bisiklet alacağız. Ama önce şu ritüelleri bir bitirelim, tamam mı? Sen çok iyi bir kızsın, değil mi? Peki kızım, şimdi avucunda paraları topla. İşe yaramaz bisikletin senin olsun. Bak gördün mü benim bir sürü param var. Yalvarsan da sana bir tane bile vermem. Yes.
güzel ama çok yakında bebeğim için yeni elbiseler dikecek biri olacak, öyle değil mi? Baku. Sen sussan da gözyaşların her şeyi anlatıyor. Dinle beni karıcığım. Acı bastırmakla azalmaz. Gözyaşlarını saklamamalısın. Ağla. İstediğin kadar ağla. Seni çok iyi anlıyorum. Kızımızı özlemekten çok onun için endişeleniyorsun. Sağlığı iyi mi? Keyfi yerinde mi? Bundan sonrası Tanrı'nın takdiri. Anandımız için en iyisini o bilir. Ne olur artık uyu canım, çok geç oldu. Uyu. Lütfen uyu. Yarın konuşuruz. Hadi canım. Uyuyamıyorum. Kızımı özlüyorum Kacan. Kızımın yeni evinde uyuyup uyuyamadığını bile bilmiyorum. Ah, şuna bak. Çoktan tatlı bir uykuya dalmış bile. Anandi. Anandi kızım, uyan. Sana yemek getirdim. Ne, yemek istemiyorum. Ama aç olduğunu söylemiştin Anandi. Evet ama şimdi uykum var benim. Tamam. Biraz bir şeyler yiyip sonra da uyuyabilirsin. Hayır, sonra yerim. Hı. Ne zaman sonra? Hadi kalk bakalım. Hadi kalk. Sana kendi ellerimle yedireceğim, tamam mı? Gel. Hı? Al bakalım. Aç karnına uyumamalısın. Hem de önündeki yemeğe saygısızlık etmemelisin. Yoksa nimet sana gücenir. Anandi, hadi ye. Al bakalım. Sonra da rahatça uyursun. Kimse seni rahatsız etmez. Al. Anandi, ye hadi. Çok mu uykun var? Bak, uyumadan önce birazcık ye, tamam mı? Ne oluyor gelin? Zaten şımarık, bir de sen şımartıyorsun. Tanrı ona el vermemiş mi de sen ona yediriyorsun, ha? Anne, aslında... Anne, o uyuyordu, bu yüzden... Onu çok şımartma, yoksa tepene çıkar. Ben yedirmesem aç karnına uyuyacaktı anne. O zaman sabah yerdi. Bir gece yemezse ölmez, tamam mı? Git hadi. Onu Cagdish'in odasına gönder. Anne. Bırakalım burada uyusun. Neden? Yeni gelinin burada uyuyacağını sana kim söyledi? Ben söyledim anne. Anne, zavallı çocuk buraya daha yeni geldi. Kimseyi tanımıyor. Bilmiyor, birkaç güne kadar herkesle kaynaşır. O zamana kadar bırak Sumitra ile olsun. Hem buna karar vermiştik. Gelin vaktinden önce geldiği için çocukların ikisi de ayrı kalacaklar. Biz değil. Sen karar verdin Bayron. Düğünden sonra gelinle damadın ayrı yattı, hiç duyulmuş şey mi?
Sen yeni adet uyduruyorsun. Anne. Sus. O senin gelinin. Nasıl istersen öyle olsun. Ben kimim ki konuşacağım? Dinle beni Byron, iyi dinle. Bir gün bu kız... Neden ağzımı kirleteyim ki? Kendi gözlerinle göreceksin. Yanılmadığımı anlayacaksınız. Anne, babaannem bu şımarık kızın seninle uyuyacağını söyledi. Evet oğlum. Neden? Çünkü yalnız uyumaktan korkuyor. Ben bile yalnız uyuyabiliyorum. Çok iyi. Her gece uyuyabiliyorsun. Peki bu gece ne oldu? Uyuyamıyorum, hepsi bu. Hepsi bu öyle mi? Bu gece benimle uyuyabilirsin. Hayır, onun annemin yanında yatmasına izin veremem. Kalk. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anandi artık bir yabancı değil. O senin karın. Ve annenle baban artık onun annesiyle babası. Sana nasıl göz kulak oluyorsak ona da olacağız. Ama baba... Neden endişeleniyorsun? Ben buradayım. Hadi gel artık. Bırak o annenin odasında uyusun. Biz birlikte terasta uyuyoruz seninle, ha? Ne güzel serin serin uyuruz. Terasta mı? Evet. Yeni evimizin terasını görmedin mi? Çok büyük. Bu dolunayda ışıl ışıl olmalı. Hadi gel. Ellerini birleştirip bana yalvarsa da o fareyi terasa çıkarmam. Kızım, kalk kahvaltı için hazırlan. Çayını getirdim. Haydi kızım. Ben sana kahvaltı hazırlayayım. Anandi! Anandi kızım, uyan, sabah oldu. Çabuk yüzünü yıka, banyonu yap, sonra da kahvaltı yapalım, tamam mı? Anandi hadi, dün gece çok az yedin. Anandi! Anandi kalk kızım. Anandi! Anne! Ne dedin sen? Ne oldu? Ben evime gitmek istiyorum. Senin evin burası. Ben anneme gitmek istiyorum. Ben anne gibi değil miyim? Gerçek anneme gitmek istiyorum. Sana söz vermedim mi? Seni annene götüreceğim. Ne zaman? Çok yakında. Şimdi lütfen ağlamayı bırak da hazırlan, al bunu. Nedir bu? Dişlerini fırçalamak istemiyor musun? Öyleyse bana misvak ver. Bu misvaktan daha iyi. Hayır, ben misvak seviyorum.
öğretmenimizin lima ağacından yapılmış misvak kullanırsak dişlerimizin çürümeyeceğini söyledi. Bununla fırçalarsan da dişlerin çürümez. Hayır, ben misvak istiyorum. Peki, tamam, yarın senin için alırım. Bugün bunu kullan, tamam mı? Şimdi hazırlan ve aşağı in. Ben kahvaltı için hazırlanacağım. Banyo şurada, tamam mı? Beni gerçekten de aileme götürecek misin? Evet, götüreceğim. Söz veriyor musun? Söz veriyorum. Köyde bunun gibi çok büyük bir ev var mı? Hayır. Bu ev çok büyük ve gerçekten çok güzel. Şuna bir bak, etrafta nasıl böyle yürür ha? Ah gelin, ona gerçek bir terbiye vermelisin. Başını şalla örtmeli erkeklerin yanında. Asla böyle dolanamaz. Git hadi. Anandi kızım. Şalını böyle örtmelisin, tamam mı? Hadi gel. Tamam mı? Hadi. Al sütünü iç. Sütünü benimle değiştirir misin? İkisini de sen iç. Ben süt sevmiyorum. Tamam. Annesi buna nasıl terbiye vermiş anlamıyorum. Bu kız nasıl davranacağını bilmiyor. Çok kaba bir kız. Keseriyan.